Ben mesela kendime neyi görev edindim? Ekrem İmamoğlu'nu göndermeyi görev edindim. Çalışmıyor. Ekrem İmamoğlu hadiseyi çok daha başka bir noktaya getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı resmi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın resmi kanallarından, yani belediyenin resmi kanallarından şu yazışma yapıldı paylaşım halinde. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu işte falanca yerde program yapmış. Çok güzel reklam yapıyor. Yapıyor. Yapıyor da yani tuhaflığı. Çok güzel konuşuyor. Bak şundan bahsediyorum. Kim güzel? Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı diye bir pozisyon var mı? Hukukta yok. Hukukta bir karşılığı yok bunun. Yürütmede veya yasamada genel seçimlerde bir pozisyona aday olacaksan da görevinden istifa etmen gerekiyor çünkü yerel yönetimsin. Ama ne görevinden istifa var, olmayan bir resmi pozisyonu, yani olmayan bir resmi pozisyondan bahsediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazandığı zaman o bir resmi pozisyon olabilecek. Seçim kanununda yeri yok. Eyvallah. Eyvallah. Ve belediyenin resmi kanalından şu ifade kullanılıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Nerede, görmedik. Nerede o? Nerede şu oldu? Ha ben sana o gün onu göstereyim. Dur ben göstereyim. Çok tuhaftır. Vallahi ben de çok şaşırdım. Yani şeydir o. Hani montajdır. Yok değil işte. Ne montajı abi ya? Adamlar yapmadılar mı montajı? Yapmadılar mı? Yapmadılar tabii. Amca neyin montajı? Neyin montajını yaptılar? Yok yok ben duymadım da anlamadım. Kusura bakma. Montaj yaptılar diyorlar. Ekrem öyle bir şey yapmamış. Ya Ekrem'e ben Anadolu yakasında oturuyorum. Gidin Anadolu yakasına, Avrupa yakasında bunu yaptım diyor. İşe de buraya geliyorum. Avrupa yakasına. Diyor. Anadolu yakasında bunu yaptım diye alakası hiçbir şey yok. Ama reklamı çok muazzam yapıyor. İnan o kadar güzel muhabbeti yapıyor ki. Yani gözü çok güzel yapıyor. Yani seçimi, bak seçime inanıyorum. Bak gene girerse gene kazanır. İnan gene kazanır. Adam bu işi çok iyi beceriyor. O algıyı iktidardan öğrendi. O iktidardan algı yapmayı. İktidardan öğrendi. Ama senin yaşın daha çok. Şimdi, niye ama senin bilmen lazım. Metne bak. Ekrem İmamoğlu, tamam. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı. Ya bu montaj olamaz mı? Olamaz. Ne montajı ya? Akşam öde. Televizyonlarda gösterdi. Hayır abi gösterdi ya televizyonlarda. Gezdi. Hemen bitiriyorum. Sayfanda bende ben seni takip ederim. Abi bir saniye. Her yerde montaj bak, var. Ekrem İmamoğlu, mavi tikli hesap, kendi hesabı. Kendi hesabı. Ben bilmiyorum. Bak Ekrem İmamoğlu'nun mavi tik. Biliyorsunuz değil mi? Mavi tik onaylanmış. Kendi hesabı demek. Yani o alttaki Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı evet. Sonradan eklenmiş olamaz mı buraya? Hayır kendi hesabı. Yani benim hesabım olsa belki ben ekledim paylaştım diyebiliriz. Her şeyi yapıyorlar. Sen doğru. Ya kendi. Her şeyi yapıyorlar ya. Evet, bir dakika. Bak hesabını çalıyorlar yapıyorlar yani. Ama güzel, abi bak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hesabı. Bana inandıramazsınız. İmkanı yok yani. Ama bak inanman lazım. Ama doğrusu bu. Yani sen şunu diyorsun. Sen şunu diyorsun. Başkan gelmedi. Gelmedi ben de onu diyorum zaten. Bak ne diyorsun? Diyorsun ki aleyhine diyorsun. Kendisi söylemiş olsun. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben 1965'ten beri buradayım. Bak. Ben 1965'ten beri buradayım. Bak abi. Yıllardır belediyede görev yaptım. 65'ten beri de buradayım. Abi şunu bir saniye. Abiye bir abi şahs altını istediğin zaman değiştirebilirsin. Montaj yapar. Ya olmaz diye bir şey yok. Bak 94'ten bugüne kadar Avcılar Belediyesi hizmet görmedi Anakent'ten. İlk defa İmamoğlu geldi hizmet görüyor. Bak bu yollar yapıldı. Resmi hesabı. Ben belediyeciyim. Bana asfalt yapıyorlar 94'ten. Kendi resmi hesabı değil mi? Ne olmuş oğlum? Ya kendi resmi hesabı mı? Teyit eder misin? Siz şey bir görevli falan mısınız? Yok. Şimdi. İsim neydi senin? Abi az müsaade et. Kamerayı kapatıyorsun. Dur ben sana bir şey göstereyim. Yaklaş. Fatih. Dur ben sana bir şey abi. Bak. Gel onu gel. Sen şuna bak. Gel sen şuna bak. Gel. Ya ben buna bakıyorum. Gel sen buna bak. Buna. Ya sana mı soracağım ben neye bakacağım? Ne demek? Ben onunla konuşurum. Sen bana soruyorsun. Ben sana sormayacağım. Sen bana geldin ya. Gel buna bak abi. Sen gel buna bak. Gel. Ben şuna bak. Kaç para ne yazıyor? Hadi konuşalım. Kaç paraymış? Euro kaç paraymış? Boşver sen. Yo, dur. Ben bir resim çekeceğim sana. Dur bir dakika. Kaç paraymış? Benim yolum uzak. 28. 28. 70 mi? 1 dolar kaç para? 28.71. Göster abi. He? 28.71 değil mi? Göster. Dolarla işimiz yok ama bizim yo, değil mi? Göster. Sabah kalkacağız. Hastane yiyeceğiz. Öğlen kalkacağız. Köprüleri yiyeceğiz.
Akşam yalanı şey yalanı yiyeceğiz. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı tek tek söyleyeceğim burada. Bırak söylemene gel. O zaman geçme o yollardan. Hiç kullanma o yolları. He? Kullanmıyorum ben. Bırak git. Yol mu yiyeceğiz biz? Nasıl yol mu yiyeceğiz? Kaç para dolar yolu? Kullanmıyoruz ama biz dolar yolu değil mi? Gel. Arkadaşla konuşuyorum ben. Bırak bırak. Abi biz hastane yol yemeyeceğiz. Abi bana bakalım. Biz hastane yol yemeyeceğiz. Engel oluyor. Sakin sana ben geliyorum. Bir dakika nasıl boş verin? Abi hep boş verin. Gel. Gel, gel. Bak şimdi. Şimdi önce hemen dur. Hemen onu konuşalım. Dur. Hemen onu konuşalım. Bana gel şurada otur bir şey olmayacağım. Gel. Gel ben ısmarlayacağım şu an. Ayaktayız. Abi gel bir şey olmayacağım. Abi İstanbul seçimlerinden sonra Çamlıca Cami çıkışında Cumhurbaşkanı ne dedi? Topal ördek. Bunlar dedi topal ördek çalıştırmayacağız dedi. Ya bırak topal ördeği. Abi bir saniye. Topal alama yulama bakalım. Hangi neyine bakalım. Ben şey demiyorum. Ben sabahtan beri bir şey olmuş. Ben de karşıyım. Ben de karşıyım. Dolar devreye ben de karşıyım. Benim ayağım tutuyor bak karnım aç var ya. Tamam doğrudur. Ben dolar devreye ben de karşıyım. 28-70 bin. Ya bir dur da bir dur. Bir dur. Ben de liseliyim. Nasıl ben pazarlıyım. Şu meseleyi konuşalım. Hangi o meseleyi konuşacağız. Bırak abi. Şuna bir, ne ya dedi bu 30 saniyelik ya, mesele. Ya topal olarak önemli mi? Gelmişim ben kılıçta. Ya bir 30 saniye dur ya. Demiyoruz. Ya 30 saniye. Ne diyorsun? Bir dakika söylesin. Ne diyorsun? Bak şimdi. Ya yemişim İmamoğlu mu? Başta İmamoğlu mu var ya? Abi bir saniye dur. Başta İmamoğlu mu var ya? Şunu bir bitirelim. Onu konuşacağız. Bir saniye. Ne topal oldu ya? Bak şimdi. Bırak yemişim topal olduğunu. Abi. Abi bir saniye ya, müsaade edin lan. Topal ördek seni... okuyayım mı? Topal ördek dedi ya, mi? Okuyayım mı? Bak şimdi abi, o kadar tuhaf bir tablo var. Bütün Türkiye bunu televizyonlarda dinledi ya. Sen Ekrem İmamoğlu'nu savunuyorsun. Sen Ekrem İmamoğlu'nu savunuyorsun. Abi yapıyor adam. Bir saniye. Adam elinden geldiğince çalışıyor. Bak tuhaflığa bak. Ya bir saniye müsaade edin. Abi ben veriyorum. Bak. Ben inkar etmiyorum ki. Olayı anlayalım. Sen Ekrem İmamoğlu'nu savunuyorsun. Sen de Ekrem İmamoğlu'nu savunuyorsun. Sen diyorsun ki topal örgü çalıştırmayacağız dedi. O da diyor ki anlatayım mı Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarını? Topal örgü olsa bunları yapar mıydı ya? Şimdi bak siz kendi içinizde çelişiyorsunuz zaten. Benlik bir durum yok. Ama niye çelişiyorsunuz? Dur söyleyeceğim. Bak bir saniye. İkiniz de. Ben bunu demek istiyorum yani. Yani genel merkezden genel şeyden bir yardım yok. Ama bak dinlemiyorsunuz. Adam 3 senedir metrobüs için imza göndermiş. İmza ya bekliyor. İmza yok. Gelmiyor. Yok. İmza rağmen, yok. Adam 250 tane kendi parasıyla aldı ya. Buna rağmen Ekrem İmamoğlu bütün metroların yapımını seçmenini bile kafasını karıştırıyorsun. Seçmeninin bile kafasını karıştırıyorsun. İmza atıyorsun. Seçmen burada tuhaf bir durum. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak abi bir saniye. Bir dakika. Ekrem İmamoğlu meselesini bitiriyor. Bir saniye. Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Ekrem İmamoğlu meselesi. Yani diyorlar İstanbul'da çalışmıyor. Abi bir müsaade edin. Ben belediyeciyim. Fatih. 100 tane kanal adamın kendi elinde. Bak, 2 tane kanal. Abi bak şimdi. Bak sen ne dedin? Sen dedin ki az önce. Topal ördek dedin çalıştırmayın. Cumhurbaşkanı kendi ağzıyla söyledi. Bir saniye. Beyefendi de dedi ki ulan topal ördek olsa bu işleri yapabilir miydi? Şimdi bak dur. Burada duruyoruz. Şimdi anlaştık. Bir saniye. Anlaştık. Bak, burada bir durduk. Değil. Açık değil. Evet. Bak ben şimdi ne diyeceğim? Anlaştık biz. Ekrem İmamoğlu var ya. Anlaştık biz. Bak ne diyeceğim? Ben yanlış anlamışım arkadaşı. Abi anladım sizin ne konuştuk. Değil. Değil. Muhalefet yapmaya çalışıyor. Allah Allah. Bak şimdi. Ekrem İmamoğlu seçimden şey yaptı. Bir saniye. Ekrem İmamoğlu seçimden evvel dedi ki beni çalıştırmıyorlar. Hatırlayacaksın. Söyledi mi bu lafı? Söyledi. AK Parti dedi iş yapmama engel oluyor dedi. Dedi mi bunu? Dedi. Hala çalıştırmıyorlar. Heh, bak, dedi. Ama bak sen de beyefendi de takip etmediniz. Sen de beyefendi de takip etmediniz. Sayın İmamoğlu Silivri'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur var ya. Ondan evvel Silivri'de bir açıklama yaptı. Dedi ki ben Millet İttifakı'nın belediye başkanıyım. CHP'li belediye başkanıyım. Mecliste AK Parti'de Cumhur İttifakı'nda çoğunluk. Gül gibi geçinip gidiyoruz. Tıkır tıkır çalışıyor İstanbul dedi. Ama aynı Ekrem İmamoğlu geçen sene ne demişti? Beni çalıştırmıyorlar demişti. Yani normal. Bak imza dediniz. Beyefendi söyledi. İmza yetkisi yok beyefendi. Cumhurbaşkanından imza nerede alırsın biliyor musun? Bütçeyi yersin. Strateji bütçe başkanlığına müracaatta bulun. Ben parayı yedim bana para verdi. CHP olduğundan beri genel merkezde. İstanbul'a gelen bir şey yok. Abi yap. Anlamıyorsun. Çalıştırılmıyor. Şimdi bak. Vergi kanunidir. Abi Ziraat Bankası adama şey vermiyor. Bak konuşalım. Vakıf Bank adama kredi vermiyor. Hiçbir banka Türkiye'de banka adama kredi vermiyor. Güzel. Ben de sana şu
soruyu soruyor. Adam neyle yapsın? Şimdi İBB Ekrem İmamoğlu geldiğinde borç 30 milyar liraydı. Şu an 80 milyar lira borç. Bizim dış borcumuz ne kadar? Ya Rabbi. Oğlu başkanlar Allah ne kadar? Özel bir şey soracağım size. Özel bir bizim şey soracağım. Dış borcumuz var ya. Evet. Dış borcumuzun çoğu özel sektör. Özel sektör borçlar. Dış güçler yapıyor bunlar. Bizim kamunun borç stoğu, kamu borç stoğu, Maastricht kriterleri var Avrupa Birliği'nin. Onun aşağısında. Millet fakirlikten ölüyor ya. Hala hangi daha millet? Türk milleti fakirlikten ölüyor. Hangi millet? Ya, sende. Ya nasıl fakirlik? Ya tabii görmüyor musun fiyatları ya? Fiyatlar yüksek, sıkıntı yok bak tabii ona kabul. Fiyatlar yüksek, enflasyon var. İki haftada sigara yoldu, 10 lira zam geldi. Maaş yüksek mi? Maaş da yüksek. Bak, fiyatlar yüksek. Komedi yapma ya. Maaş da yüksek. Peki ben doğru mu? Bu nereye bağlı? Nerede yüksek? İstanbul Büyükşehir. İstanbul Nerede yüksek ya? Seçimi kaybettiği zaman bak parti. Ha, ilk önce bununla uğraştım. Nasıl uğraştın? Evet. Bir, iki. Maaşlar yüksek. Metrobüsün abi nasıl uğraştın? Söyler misin? Ben sana söyleyeceğim. Metrobüsün oraya kamyonla otobüslerle adamlar geldi. Metrobüse yığıldı ki çoğunluk var. Bak dedi daha seçimi kazanmadan dedi işlem yapamıyor dediler. Ya nerede oldu bu? He? Burada Avcılar'da. Her yerde de oldu. Fazilet Durağı diye bir olay var biliyor musun? Ha, her yerde oldu. Fazilet Durağı'nda birileri otobüse biniyor. Bak ben sağlıkta çalışıyordum. Ekrem İmamoğlu açıklama yapıyor. Bak Ekrem İmamoğlu başa gelir gelmez pandemi de bana bedava kart verdi. O vermedi. İşe gidip geleyim diye. Cumhurbaşkanlığından çıkardı. Ekrem İmamoğlu anne kartı da mı o çıkardı? Yok pandemi döneminde Cumhurbaşkanlığı tarafından her yerde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu. Pandemi döneminde. 94-92'den 90 İmamoğlu gelene kadar Avcılar anakentten hizmet görmedi. Bedava gittim geldim. Anakent hizmet görmedi. E de tamam herkeseydi o. İki sene. Sadece bedava. Sana değil Bursa'dakine de öyleydi. Pandemi vardı yalnız ya. Yalnız bak Avcılar anakentten hizmet görmedi. Ya 92'den İmamoğlu gelene kadar hizmet görmedi. Köylerini hepsini topladı. O aile sosyal yardımları hepsini iptal etti. Kim iptal etti? Tabii. Kaymakamla Bali. Niye iptal etti? Ben hiçbir partiye üye değilim. Bir şey daha anlatayım sana. Bak benim Hınıs'tan haberim var. Tabii. Ben hiçbir partiye üye değilim. Bir şey daha anlatayım sana. Demek ki sen nasıl? AK Parti'nin aleyhine hiçbir şey yapamıyorsun. Dinliyor musun? Kaç senedir AK Parti başta? Ama sen az önce ne dedin? Ekrem İmamoğlu'nun resmi hesabından paylaşılan şey dedin ki. İnanmam. Ya kaç adamın senedir, kendi hesabı ya. Kaç, AK Parti kaç senedir İstanbul'u yönetti? Yapıyorlar, onu da yapıyorlar. İstanbul kaç senedir AK Parti yönetti? Ona daha, sen diyorsun ki bir saniye. Ekrem İmamoğlu'nun kendisi söylese muhtemelen içmiştir der geçerim ya, diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız montajlık olmuştu. Televizyonu itirafta bulunmadı mı ya? Bulunmadı mı? Ya burada değil abi burada değil. Ekrem İmamoğlu'nun kendi hesabından paylaşılmış, mavi tikli hesabından paylaşılmış fotoğrafı gösteriyorum sana. Vallahi şimdi teknoloji o kadar ilerledi ki onu da yapmış montaj yapmış abi.